Örgüt kararla uluslararası hukukun hiçe sayıldığını savundu. Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine destek verdiğini iddia ederek sivillerin ölümüne yol açtığına işaret etti. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Suudi Arabistan'a silah satışının süreceğini açıkladı. İnsan hakları ihlali ve sivil ölümler sonucunu doğuracak açık bir risk bulunmadığını da savundu. Bu sözlere tepki gösteren Uluslararası Af Örgütü, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını ifade etti. Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın 5 yıldır Yemen'de okullarda, hastanelerde, cenaze törenlerinde ve pazar yerlerinde sivillerin ölümüne yol açan hava saldırılarına öncülük ettiğini belirtti. Örgüte göre Londra, Yemen'deki çatışmaların başından bu yana Suudi Arabistan'a 5 milyar sterlin değerinde silah sattı. İngiltere'nin tutumunun iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Af Örgütü, satışa ilişkin denetim sisteminin gözden geçirilmesini istedi. İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise düzenlediği saldırılarla denizden, havadan ve karadan ülkeye ambargo uyguluyor. Birleşmiş Milletler'e göre ülkede yaklaşık 230 bin kişi hayatını kaybetti. Abluka sonucunda kıtlıktan ve yetersiz beslenmeden kaynaklı 85 bin çocuğun yaşamını yitirdiği belirtiliyor.